siyaset gerçekten çok yüzle yapılmaması gerekiyor. Hangi habere geldik diyecek olursunuz. Selim Temurci haberine geldik. Selim Temurci kimdir diyecek olursanız. Selim Temurci Gelecek Partisi'nin İstanbul Milletvekili. Selim Temurci eski AK Parti kökenli. 2019 yılında bildiğim kadarıyla İmamoğlu'nun kazandığı seçimde Selim Temurci AK Parti'nin İstanbul'da il başkanı diyebiliyorum. Ondan sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte ayrıldılar. Selim Temurci de Gelecek Partisi'nde siyasete devam etti. Önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Onun sayesinde meclise girdi bu kişi. Ve Böyle birçok kişi. Şimdi röportaj yapılıyor. Katıldığı bir televizyon programı da var. Orada işte ben diyor Murat Kurum'a kazandırmayan kişi olmak istemiyorum. Ve bu yüzden de diyor zaten Gelecek Partisi'nin İstanbul adaylığını diyor e reddettim diyor. İşte biz de diyoruz ne olursan ol, ne olursan ol, yüzlü olma. tık Murat Bey'in önde olduğunu düşünüyorum. Sevili Altılı Masa ne oldu? Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. Üzerinden 9 ay geçti. Seçimlere listesinden girdiği partinin adayı Ekrem İmamoğlu değil Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum'u desteklediğini bu sözlerle dile getirdi. Kadir Topbaş tarzı bir siyasi yaklaşımın İstanbul'un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Kadir, Murat Kurum Bey'in bu konuda da benim için daha önde olduğunu söylüyorum. Temurci ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan aynı programda konuktu. Katıldıkları canlı yayında Tanju Özcan, Temurci'nin CHP listesinden seçildiğini hatırlattı. Tepki gösterdi. Daha oyun olup olmadığı belli değil. Yüzde bir bile. 15 beş bir tanesine, onar tane iki tanesine veriyorsun. Bizim listelerden milletvekili seçilen sayın vekilimiz daha ilk seçimde Murat Kurum'a oy vereceğim diyor. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuştu Temurci. AKP kitlesiyle karşı karşıya gelmemek, Murat Kurum'a kaybettiren olmamak için partisinden gelen İstanbul adaylığı teklifini de reddettiğini söyledi. Değişim zamanı gelmiştir. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'dan da Temurci'ye tepki vardı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Günaydın, ne yazsam yetmez, ne anlatsam kifayetsiz ifadeleri kullandı. Yani ahde vefa denilen bir şey vardır değil mi? Vicdan denilen bir şey vardır. Siz Kılıçdaroğlu sizin önünüzü açmasaydı ne sizin partiden ne devadan ne saadetten kimse giremezdi. Yani hatadır değildir onu tartışmıyorum. Bence kötü, yani Kılıçdaroğlu eleştiren bir isimim, ismim. Ee, benim. Ama bu konuda evet bence demokrasinin önünü açtı. Şimdi bu insanlar mecliste olmasaydı hiç sesleri duyulmayacak. Ha, kendi partisini karşısına aldı. İyidir, kötüdür. Ha, işe yaradı mı diye soracaksınız. Yaramadı. Ama işte eğer bu şekilde biraz vicdanınız nasırlaştıysa böyle konuşuyorsunuz. Ve ahde vefa denilen bir şey vardır. Selim Bey gibi iki yüzlü siyaset yapanlar diyor ki ben diyor Murat Bey'i karşıma alamam diyor. Çünkü AK Parti seçmeni ben girecek olursam diyor bana diyor genelde oranın seçmeni oy verecek. Ben bir daha diyor onlarla karşı karşıya gelmek istemem. Yazıklar olsun sizin siyasi duruşunuza. Ya meclise girerken iyiydi ama. He? Siz Gelecek Partisi'nin veya Saadet'in veya o kısmın oylarıyla girmediniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenlerinin oyuyla girdiniz. İnsan utanır biraz. Ama utanması için yüz olması gerekir tabii ki. O yüzde var mıdır yok mudur bilemiyorum. Kararı siz verin. Selim Bey'in haberini paylaştık ya. Aslı çok güzel bir şey söyleyeyim. Aslı kurtuluş söyledi değil mi bize bunu? aslı kurtuluş mutlu çok güzel bir şey hatırlattı şimdi Selim Bey ben de size hatırlatıyorum bizim Ankara muhabirimiz Saadet Partisi'nin bir ismi milletvekili vefat etmişti kürsüde hatta ismini de bana bildirirseniz tekrar ben bir kez daha bir dua okuruz onun için Allah rahmet eylesin deriz ve o kişi Hasan Bitmez Hasan Bitmez Allah rahmet eylesin o kişi hayatını kürsüde kaybettikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir adım attı. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin grubu vardı. Deva bile vermedi onlara tamam mı? Onlar bir kişiyi kaybedince grupsuz kaldılar. Cumhuriyet Halk Partisi bir üyesini Saadet Partisi'ne verdi. Ya Selim Bey ahde vefa budur işte. Sizin eğer şu kadarcık bir vicdanınız varsa, şu kadarcık vicdanınız varsa siz bir daha düşünür bir daha konuşursunuz. Ve Böyle insanları da siyaset sahnesinde vicdansız insanları da görmemek gerekiyor. O kişiyi bir çekse Cumhuriyet Halk Partisi var ya, gruplarınız bir grubunuz bile olmayacak. Saadet geleceğin grubu bile olmayacak. Ah Selim Beyciğim. Ah işte böyle. Sizin başka hesaplarınız var zannedersem anladığım kadarıyla. Siz herhalde 1 Nisan'dan sonra AK Parti'ye tekrar e, yeşil ışık yakmaya hazırlanıyorsunuz. Geldi